Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Efeler Mahallesi'nde villalar bölgesinde 4+1 aynı mutfaklı bitişik nizamlı bir villa tanıtacağım sizlere. Villamız güney cepheli, oturma hazır ama 10 günlük veya 15 günlük bir işçiliği kaldı. Ön taraftaki bahçe bölümümüz, yukarıdaki teras kısmında küçük bir iki değişiklik oldu. Villamızın fiyatı 1 milyon 100 bin lira. Pazarlığımız mevcut. Villamızın ön bahçe bölümü, ön giriş bölümümüz, hani isterse garaj bölümü yapılabilir, isterse burayı biraz büyütüp havuz bölümü yapabilirsiniz rahat bir şekilde ileriki durumlarda. Villamızın dışı oldukça güzel, kaliteli, dört dörtlük malzeme kullanılmış, yani görseli çok iyi olan bir yer diyebilirim. Burası villamızın ön balkon bölümü, 4 kişinin rahatlıkla oturabileceği güzel bir alan, son derece kullanışlı bir alan. Ön bahçe bölümümüz, dediğim gibi garaj bölümümüz şu anda. Yani dış görsel oldukça güzel ve sade, göze hitap eden şekilde. Arkadaki bahçe bölümümüz. Buranın müteahhiti genelde fayans kullanılmış. İsteyenler tabii ki müteahhitle konuşup burayı tamamen kırdırıp bahçe haline getirtebilir rahat bir şekilde. Yani köşelerde tekli çam ağaçları kullanılmış. Yani bahçe olayı tamamen iptal olmuş diyebilirim bu villada. İsterseniz tabii ki dediğim gibi, az önce bahsettiğim gibi müteahhitle görüşüp burayı tamamen kırdırıp bir bahçe toprağa döktürüp bahçe olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tabii ki isteyen aileler için geçerlidir bu. Şu anda villamızın ana giriş kapısından içeri giriyorum. Güzel bir çelik kapı, tek renk siyah, üzeri çizgili bir çelik kapımız var. Son derece şık ve de görseli güzel bir kapı. Ana çelik kapımızı kapattıktan sonra burada bir ante bölümümüz var. Şöyle görebiliyorsunuz. Ante bölümü çok büyük değil ama bir villa için ideal bir bölüm. Hemen üst tarafta tavan içliğini göstermek istiyorum. Son derece güzel ve görseli çok güzel bir tavan işçiliği var burada. Hemen karşımızda ayrı mutfağımız. Hemen güney cepheye bakan salon bölümümüz. Ve salondan ayrı olarak ortada yani güzel bir WC bölümümüz var. Lavabo bölümümüz. Yani şöyle göstereyim. Salon bölümümüz. WC alanımız. Hemen karşıda da ayrı mutfak bölümümüz var. Şu anda mutfak bölümüne, salon bölümüne giriyorum sizlerle beraber. Burada kelebek kapı var. Yani çok güzel bir kapı var burada. Kelebek kapı diye adlandırdım ama tam net ismini bilmiyorum kapını. Son derece görseli güzel. Güzel bir kapı, kullanışlı bir kapı ve bu villaya çok yakışmış. Burada salon bölümümüz var. Yani dediğim gibi daha küçük küçük işçilikleri kaldı. Yavaş yavaş tamamlanıp bir 10 gün 15 gün içinde tamamlanıp alıcı olan ailelere teslim edilecek. Güzel bir tavan işçiliğimiz var. Çok güzel bir avizemiz var burada. Şık ve görseli çok güzel. Yerlerde laminant görünümlü fayanslar tercih edilmiş. Son derece şık ve görseli çok iyi olarak. Yani oturma şu anda hazır. İstediğin takdirde hemen kısa bir sürede o küçük işçilikler hemen bitirilip rahatlıkla oturma hazır hale getirebiliriz tarzı bir yerimiz. Otomatik banyolarımız mevcut. Gerçekten kaliteli ve düzgün bir villa. Oturumu güzel. Odalardan bir tanesi küçük ama diğer odalar son derece idare eder. Buraya aileler için. Şu anda mutfak bölümüne geçiyorum. Mutfak bölümü güzel, geniş ve kullanışlı. Bir villa için ideal bir mutfak bölümü. Mutfağımız, mutfak dolaplarımız, ortadaki kullanılan fayanslar, mutfak taşımız gerçekten çok kaliteli ve çok şık duruyor ve göze hitap ediyor.
Yani 2 kişinin veya 3 kişinin oturabileceği veya maksimum 4 kişinin oturabileceği tarzda bir alanımız var burada. Oldukça geniş bir mutfak bölümümüz var. Burada da güzel bir obizemiz, güzel bir tavan işçiliğimiz var. Sade ve de düzgün bir villa. Sade bir düzgün ve görseli çok iyi olan bir işçilik yapılmış. Yani bizim beğendiğimiz villalardan bir tanesi. Gerçekten buranın firma sahibi yaptığı villalarla, yaptığı işçiliklerle gerçekten söz ettiriyor kendisinden. Yani eline koluna sağlık şimdiden diyebilirim. Ve son olarak bu katta bir WC bölümümüz var. Güzel bir küçük lavabomuz var. Küçük bir aynalarımız var. WC bölümümüz. Ve olmazsa olmadan köşede havalandırmamız var. Merdivenlerden üst kata çıkarken, yani diğer villalardaki gibi spot aydınlatmalar bizleri yukarı kadar eşlik ediyor bizlere. Bu katta iki yatak odamız, bir banyo WC'miz ve iki tane küçük balkonumuz var. Hemen sağ taraftaki ilk yatak odamıza tanıtıma başlıyorum. Yerlerde laminat parke tercih edilmiş burada. Orta kullanılan alanlarda genelde fayans tercih edilmiş. 60'a 120 fayanslar. Güzel bir bölüm, güzel bir alan. Yatak odası olarak gerçekten alan olarak güzel bir kullanışlı. Ama tek sıkıntı yeni villalarda eskisi gibi büyük balkonlar yapılamaması. Yeni imar durumunun değişmesinden dolayı müteahhitlerin eli kolu bağlı balkonlarda. Görebiliyorsunuz iki kişinin oturabileceği tarzda bir balkon bölümümüz var burada. Burası ara antremiz. İki odanın ve banyo WC'nin birleştiği yer. 60'a 120'lik fayanslar kullanılmış. Damarlı fayanslar. Bu gerçekten çok güzel görünüyor. Yani çok kaliteli görünüyor burası. Tavan bölümümüz. İç tarafta gömme leder tercih edilmiş. Hemen sol tarafta banyo WC'miz var. Ortak olarak kullanılan bölüm. Güzel bir Hilton lavabomuz var. Aynen dolabıyla beraber duş akabinimiz. WC bölümümüz. Hemen küçük bir havalandırmamız var sağ köşede. Hemen kuzey cephe'ye bakan diğer yatak odasına geçiyorum. İkinci yatak odası burası. Burada da aynı şekilde yerler laminat parkeli. Sadece tavanlar biraz farklı tutulmuş. Geri kalanlar hepsi aynı. Bu oda da ve ilk oda da gerçekten düzgün ve de kullanışlı. Arka cepheye bakan balkon bölümümüz var burada da. Ve balkonun en mantıklı alanı ön tarafta yapılan villaların havuza bakması. Yani şöyle diyeyim, havuz manzaramız mevcut burada. Yani isterse yani arkada bahçe düşünmeyenler için arka tarafa da rahatlıkla bir havuz yapabilir ileriki dönemlerde. Odalarda kullanılan kapılarımız güzel kapılar, kaliteli kapılar. Yani gerçekten düzgün bir işlikte, düzgün bir sunumla bu hale gelmiş bu villa. Tabii ki bir 10 günlük, 15 günlük işçiliği tamamladıktan sonra, temizliği yapıldıktan sonra daha görseli çok güzel bir villa haline gelecek. Şu anda son kattayız. Son katta da aynı şekilde hemen sol tarafında bir yatak odası, sağ tarafında bir yatak odası. Hemen karşımıza ortak banyo ve WC bölümümüz var. Evet, burası 3. yatak odası. Burası çatı katı odası da diyebiliriz. Eğimin fazla olduğu bir oda olduğu için çaplı bir oda da diyebiliriz rahat bir şekilde. Ama tabii kullanım alanı yine büyük. Rahatlıkla bir ebeveyn yaşayabilir burada. Çocukları yaşayabilir, torunları yaşayabilir. Şu anda banyo WC bölümündeyiz.
lavabomuz, aynalarımız, WC bölümümüz ve duşakabin bölümümüz. Yani çok büyük bir bayağı böylece bölüm değil mi? İki yatak odası için ideal bir alanı var. İdeal bir kullanım ölçütleri var. Hemen lavabomuz var karşı tarafımızda. Pardon. Penceremiz mevcut. Ve son yatak odası, dördüncü yatak odası. Burası tamamen güney cepheye bakıyor. Teras açılıyor direkt. Teras bölümümüz şu anda. Çok büyük bir teras bölümü değil ama ideal bir teras bölümü. Rahatlıkla bir salonca koyabileceğiniz 4 kişinin veya 6 kişinin oturabileceği tarzda büyük bir alanımız var burada. Villamızın iç tanıtımı bitti. Alıcısına şimdiden hayırlısı olmasını diliyorum. Çevresel özelliklerden bahsetmek gerekirse villamız yaz kış yaşantının fazla olduğu bölgelerden bir tanesi, mevkilerden bir tanesi diyebilirim. Liman yoluna yakın, çarşıya mesafesi, ortama yani genel itibariyle 1500 metreye yakındır. Altın kuma veya alışveriş yapabileceğiniz tarzda yerlere, altın kum bölgesindeki yerlere ortama 3200-3300 metre civarında. Son derece güzel, temiz bir villa. Fiyatını da söyledim zaten girerken. 1 milyon 100 bin lira isteniyor mal sahibi tarafından. Pazarlığımız mevcut. Alıcısına şimdiden hayırlısı olmasını diliyorum. Villamızın tanıtımı burada bitiriyorum. İyi seyirler şimdiden saygılarımla.